Öyle futbolcular var ki Türkiye'de birçok takıma önerilmiş ya da deneme antrenmanlarına çıkmış ancak beğenilmemiş. Peki sonra ne mi olmuş? Hepsi birer yıldız olmuşlar. Elimizden kaçan bu yıldızlara gelin beraber bakalım. Birinci sırada Jimmy Floyd Hasselbank var. 1994 yılında Samsunspor'a geldi. Bir haftalık deneme sonunda dönemin teknik direktörü Multescu tarafından beğenilmedi. Karadeniz ekibinin beğenmediği Hasselbank, Chelsea forması altında gol kralı oldu. Aynı şekilde Samsunspor 1995-96 sezon öncesi denenmek üzere Liverpool'un efsane defans oyuncusu Sami Hypia'yı Türkiye'ye getirdi. Gerede kampında antrenmanlara bile çıkan Hypia beğenilmeyerek gönderildi. İkinci sırada Kaka Leyte var. Kaka Leyte 2003'te menajerler aracılığıyla yabancı futbolcu arayan Gaziantepspor'a önerildi. Nurullah Sağlam'ın genç takımda keşfettiği sambacı için kulüp başkanı Celal Doğan ikna edilemedi. Hal böyle olunca yönetim bu kadar genç bir oyuncuya para ödenmemesi kararını aldı. Aynı yıl 8,5 milyon euro karşılığında Milan'a transfer oldu. Sırada Pavel Nedved var. Pavel Nedved henüz yıldız olmadığı yıllarda Galatasaray'a önerildi. Ancak genç yaşı nedeniyle veto yediği iddia ediliyor. Juventus'a 2001 yılında 41,2 milyon euro karşılığında transfer olan Nedved, 2003 yılında da Avrupa'da yılın futbolcusu seçilmişti. Ve sırada Zlatan İbrahimovic var. Euro 2004'te oldukça yıldızı parlayan Zlatan İbrahimovic, 2000 yılında Beşiktaş'ın kapısından dönmüş. Beşiktaş'ın eski yöneticisi İbrahim Altınsay, boşuna kasıtlı İsveçli golcünün dönemin teknik direktörü Scala yüzünden alınmadığını söylemiş. Daha sonrasında nasıl bir efsane olduğunu hepimiz biliyoruz. 2005 yılında Fenerbahçe'nin yaptığı Anelka transferine misilleme olarak apar topar imza attırılan Ribery'nin daha sonrasında Avrupa devlerini peşinden koşturacağını kim bilebilirdi ki? Galatasaray'ın nasıl olduğu dedirterek sessiz sedasız bulduğu bu yetenek sadece 6 ay elinde tutabilmesi akla hemen şu sözü getirdi: kaçan balık büyük olur. Ve sırada Andriy Shevchenko var. Moreno bene, Shevchenko nello spazio, va via Shevchenko, accelera, salta tutti Shevchenko, cerca la conclusione. 1997-98 sezonunda Dinamo Kiev'de oynadığı dönemde Trabzonspor'a tavsiye edildi. Dönemin yönetimi ünlü değil, ismi duyulmamış diyerek Ukraynalı golcüyü istemedi. Milan'da zirveye çıkan yıldız daha sonrasında Chelsea'ye transfer oldu. Ve son olarak Stefan Appiah var. Hareketler Alex, sağda boşluk var. Kendi gitti Alex, çerçeveyi gördü. Pasını verdi. Appiah! Stefan Appiah 1996'da Galatasaray tarafından denenmek üzere Türkiye'ye getirilen 8 Ganalı futbolcunun arasında yer alıyordu. Hatta o dönem kaleci Kingston haricinde geriye kalan oyuncular Galatasaray altyapı koordinatörü tarafından beğenilmedi. Appiah önce Udinese'ye, ardından Juventus'a transfer oldu ve daha sonrasında 8 milyon euroya da Fenerbahçe'ye gelmişti. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Gizli Buyu'yu takip etmeyi, yorum ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.